Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 30. haftasının 5. videosundayız. Yani oynayacağız mı? Bitiyor mu? Bitiyor. Mutlu bir şekilde bitiriyorsak oynayacağız. Hemen bu videodan sonra çalın bir çift telli oynayın kardeşim. Bitiyor çünkü bitiyor bitiyor bitiyor. Evet gençler bu konuşmayı ben sona bırakayım isterseniz. Tamam bittiği için videonun sonunda kalkıp oynayacağız tamam mı? Tabii ben oynamam da siz oynarsınız. Güzel bir şekilde bitirdik çünkü. Evet bu testimizde yani bu dersimizde ne yapıyoruz? Kitabımızdaki son sayfa demeyeceğim. Son sayfada çünkü haftalık program var. Son testimizi çözeceğiz. Evet katı cisimlerle ilgili ÖSYM'de sorulmuş soruların benzerlerinden test 5'in çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 286 ve 287'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soru sözel bir soru. Bakalım ne diyor? Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımı eşittir. Bunu vermiş bize eyvallah. İsmail tabanı kare şeklinde olan hastane asansörünün içerisine asansörün önüne kadar getirdiği boyutları 3 4 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimdeki ilaç kutularını asansörün tabanında boşluk kalmayacak şekilde kutular üst üste gelmeyecek şekilde yerleştiriyor. Hmm. Soruyu anlayalım. Şöyle bir ne var arkadaşlar elimizde bir dikdörtgenler prizması şeklinde kutular var. Bir kenarı 3, diğer kenar 4, diğer kenarda da 5'miş. Tamam. Şimdi kare şeklinde de bir asansörün tabanı var. Asansörün tabanını da kare şeklinde şöyle bir göstereyim. Kare hop şöyle gösterdim. Ben bu kare şeklindeki tabanı bu kutularla böyle kaplayacakmışım. İsmail bu kutuları yüksekleri 3 birim olan. Arkadaş yüksekliği 3 birim olarak seçersem tabanı kutuların tabanı o zaman 4'e 5'lik kutuların tabanı buraya mı gelecek? Evet 4'e 5'lik kutuların tabanı buraya gelecek. Bu 4'e 5'lik kutularla ben buradaki asansörün kare şeklindeki asansörün tabanını ne yapacağım? bu şekilde kutularla hiç boşluk kalmayacak şekilde koyacağım. Koyduktan sonra 18 kutu dışarıda kalıyormuş. Bak 18 tane kutu da dışarıda kalıyor. Hemen şöyle 18 kutuyu da göstereyim. 18 tane kutu dışarıda. Tamam. E arkadaş kare şeklindeki bir yüzeyi 4'e 5'lik alanla yani dikdörtgen alanıyla kaplayacaksam ben karenin alanını 4'e 5'lik alanlarla kaplayacağım. 4 çarpı 5'lik alandan kaç tane var? Hocam x tane bu kutudan x tane var dersem eğer o zaman ne olacak arkadaşlar? 18 tane dışarıdaysa x x 18 tane kutuyla 4'e 5'lik alanla ben bu karenin yüzey alanını hesaplayacağım ya. E, yüzey alanı karenin yüzey alanı o zaman ne olacak? 4 çarpı 5'likten x x 18 tane olacak diyebiliriz. Evet yüzey alanını kaplayacağım için alandan gittim burada. Devam. Yüksekleri 4 birim olacak şekilde. Eğer yüksekliği 4 birim olacak şekilde hesaplarsam o zaman yükseklik 4 ise tabanımız 3'e 5'lik tabanları mı koyacağım? O zaman şöyle 3'e 5'lik tabanları koyduğum zaman da bu şekilde. Bunlarla kaplama yapacağım. Bunlarla kaplama yaptığın zaman da kaç tane kutu dışarıda kalıyormuş? 16 tane kutu dışarıda kalıyormuş. O zaman hocam 3'e 5'lik alandan kaç tane olacak? X tane kutu vardı. 16 tane dışarıdaysa x eksi 16 tane kutu koyup x eksi 16 tane kutuyla da ben bu kare yüzeyini kaplayacağım. Karenin alanı 3 çarpı 5 çarpı x eksi 16'ya eşit olmak zorunda aynı zamanda. E o zaman her ikisi de karenin alanıysa bunlar birbirine eşit mi? Eşit. X'i bulabilirim. Aslında bak ne sorusu şimdiye kadar? Kare alanı ve dikdörtgen alanı ile ilgili bir soru. E bunlar birbirine eşitse 5'ler gitti. 4x eksi 72 eşittir. 3x eksi 48'den. Buradan da x'i kaç buluruz? 72 eksi 48 yani 24 olarak buluruz. Evet yani kaç tane kutumuz varmış arkadaşlar? 24 tane kutu varmış. Benden ne isteniyor? Buna göre başlangıçta asansörün önüne getirilen ilaç kutularının hacimleri toplamı 24 tane kutunun hacmi soruluyor bize. O zaman hacim neye eşit olacak? 24 tane 3, 4 ve 5'in hacmini isteniyor. 3, 4 kenarları 3, 4, 5 olan kutunun hacmi isteniyor. 3 çarpı 4 çarpı 5. 5 kere 4 20, 3 ile çarpı 60. 60'la da 24 çarptığın zaman 1440 yapıyor. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. Evet sadece hacim bak Orbul'de vermiş. Ama hacimi düşünmezsek soru aslında ne sorusu? Kare ve dikdörtgen sorusu. Karenin alanını 4'e 5'lik alanlarla ya da 3'e 5'lik alanlarla kaplıyorum. 4, 5, x, x 18 eşittir. 3, 5, x, x, x 16 şeklinde bulduk. Aslında tamamıyla yani katı cisim sorusu değil de aslında hacimi düşünmezsek dikdörtgen ve kare sorusu aslında baktığımız zaman. Evet ÖSYM e bunun benzeri bir soru sordu arkadaşlar. Dikkat edin yine böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Birinci soru güzel bir soru. Evet geldik ikinci soruya. Kare şeklindeki bir kağıttan en büyük alanlı bir daire kesiliyor. Sonra bu daireden merkez açısı 144 derecelik bir dilim kesilerek yani şu daireden 144'lük bir dilim kestim. Ne yapmışım? Kalan kısım kırmızı çizgiler çakıştırılacak şekilde yani şuradaki merkez açı kaç? 360'tan 144 çıkartırsam hocam burası 216 yapıyor? 216'lık dilim kıvırarak bir konu yapacağım. Zaten bir koninin açılmış hali bir daire dilimi değil miydi? 216'lık bir daire dilimi. Kıvırdığım zaman ağzı bak kapağı yok. Alt kapağı yok. Ağzı açık bir ne koni oluşturuyorum. Koninin hacmi de 12 pi olarak verilmiş. Eyvallah. Şimdi karenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi koninin hacmi. Arkadaşlar öncelikle ben bunu böyle açık açık hali 216 ya Koni'de R bölü L. Hani kapağı olsaydı şu şekilde. Burası R, burası L değil mi? Evet. R bölü L. Alfa bölü 360 eşit değil miydi? Bizim olmazsa olmazımız. R bölü L. 216 bölü 360 eşit olacak. E hocam sadeleştirelim bakalım bunu. 2'ye bölsen 108. 2'ye bölsen 180. 36'ya bölsen 3. 36'ya bölsen 5. 3 bölü 5. Yani R'si şöyle 3K. L'si 5K. 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliği de 4K oldu. İşte bunun hacmi pi r kare çarpı h 4k bölü 3 değil midir? Evet 12 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitsin. O zaman burası 9k kare çarpı 4k bölü 3 eşittir 12 olarak verilmiş. Hocam şunlar sadeleşse burası 3 yaptı. 3 kere 4 12k küp eşittir 12 ise k küp eşittir 1 yaptı. K'yı da 1 olarak buluruz. K1 karenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar K1. Şimdi burada ben bu kareyi kestim ya. Karedeki bunun yarıçapı L dedik burada. Değil mi? Evet L dedik. L kaç yaptı o zaman? Arkadaşlar şurası L dediğim 5K. Yani 5. L dediğimiz 5. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikten burası 5. Burası 5. O zaman karenin bir kenarı 10 çıktı. Karenin alanı nedir diye soruluyor. Alan da neye eşit olacaktır? Onun karesinden 100'e eşit olacaktır. Yani cevap ikinci soruda denizli olur. Geldik 3'e. Silindir şeklindeki tahta parçasının taban yarıçapı yüksekliğinin 2 katına eşittir. Evet taban yarıçapı yüksekliğinin 2 katına eşitmiş. Yani arkadaşım şurası taban yarıçapı yüksekliğin 2 katına eşitse burası ise yani yüksekliği H da diyebiliriz ya neyse K'ysa taban yarıçapı neye eşitmiş? 2K'ya eşitmiş. Eyvallah. Sonra eşit olan bir bir dakika. Bu tahta parçasının içinden taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir silindir çıkartıldığında şöyle bir silindir çıkartıyorum. Yükseklik zaten K değil miydi? Evet. Taban yarıçapı da K olan bir şey çıkartacağım. Tamam. Şuradaki K'lık ve şurası da K olsun diyor bize. Şeklin görünümü de bu şekilde verilmiş bize. Son durumda oluşan şeklin hacmi ilk durumdaki tahta parçasının hacminden 27 pi birim küp eksiktir. Aa. Arkadaşlar ilk durumdakinden son durumda oluşan cismin hacmi ilk durumdakinden ne kadar eksikmiş? 27 pi birim küp eksikmiş. Hocam bunun hacmi bulacaksın. Bunun hacmini bulacaksın. Sonra bundan bunu mu çıkartacaksın? Hayır. Eksik hacim hacimsel olarak eksik olan şurası boşluk değil mi? Evet. Bana buradaki boşluk yani şunun hacmini zaten bana 27 pi olarak vermiş. Çünkü ilk durumuna göre buradaki şey çıkarıldı. Çıkarılan kısmın hacmi zaten 27 pi birim küp. İlk durumdaki şeklin hacminden 27 pi birim küp eksik ya. O yüzden bunun hacmi yani pi r kare çarpı h eşittir 27 pi ya pi'ler nanay k küp 27 ise k'yı buradan 3 buluruz. K buradan 3 ise ilk baştaki kısım 6'ya 3 oldu burası. Son durumda tahta parçasındaki yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam şimdi yüzey alanı dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Öncelikle ne yapacağız? Hocam ee, taban alanı. Hocam tabanı şu şekilde değil mi taban alanı? Taban ve tavan. Hocam bu parçalar çıktı. Tamam. O zaman ne yapacağım? Şu daire halkasının alanı. Daire halkasının alanında Yarı çapı neydi bunun? K'ydı. K dediğimiz 3'tü. 3 Üç ve büyüğün yarı çapı 6. Yani ben bu halkanın alanını bulurken şu halkanın alanını bulurken ne yapacağım? Pi 6'nın karesi. Eksi pi 3'ün karesi diyeceğim. 36'dan 9 çıktı. Kaç kalır? 36'dan 9 çıkınca 27 pi kalır. 27 pi bu halkanın alanı. Altta da aynı şekilde 27 pi mi var arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Evet. 27 pi var. O zaman 2 tane 27 pi'yi koyacağım bir kere. 2 tane 27 pi taban alanlarında var. Taban ve tabandan tabanda. Yüzey alanını bulmaya çalışıyorum. Hocam sonra ne var? Sonra şu dışarıdaki halkanın yani büyük silindirin yanal alanı var. Büyük silindirin yanal alanı nedir? O da taban çevresi 2 pi r çarpı haşa eşittir. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? Ee, 36 pi yapıyor. Artı 36 pi'yi koyacağım. E sonra içeride de boşluk var ya içerideki boşlukta e, şu, içerideki boşlukta da şu silindirin yan alanı değil midir arkadaşlar? Evet. Şunun yan alanını hesaplayacağım. Bunun yan alanı da. 2 pi r. R dediğimiz k'yı kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. 2 pi r çarpı h. 3 kere 3 9 burası da 18 pi yaptı? Evet. İçeride de çıkarttığım için yeni bir yüzey oluştu. Hocam bu yüzey alanı çıkartacağım mı? Hayır. Onu da yüzeye yeni bir yüzey alanı eklendiği için içeride şöyle bir yeni yüzey alanı eklendiği için onu da ekleyeceğim arkadaşlar. O da 18 pi yapar. Yani burası kaç yaptı? 54 pi artı 36 pi artı 18 pi topladığımız zaman da kaç yapar? 108 pi yapar. Yani cevap böylelikle edremit yaptı üçüncü soruda arkadaşlar. Evet parça çıkarmada hacimsel olarak eksilme oluyor ama genelde de alansal olarak da artış oluyor. Buradaki alan ne oldu arkadaşlar? İçeride de ekstradan bir yüzey alanı oluştuğu için. Buradaki silindirin yanal alanı eklenmiş oldu. O da 2 pi r çarpı h. Taban çevresi çarpı yükseklikte. Evet 3. soruyu bulduk. Geldik 4. soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının hacminin böyle taban alanı çarpı yükseklik demiş. Tamam. Hacmi 480 santimetre küp olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir cam kabın içinde v santimetre küp su bulunmaktadır. Hmm. Kab düz bir zemin üzerinde farklı yüzeyleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda Suyun yüksekliği sırasıyla 3, 4 ve 5 oluyor. Arkadaş hemen bir dikdörtgenler prizması çizelim bakalım şöyle. Şöyle bir dikdörtgenler prizması gösteriyoruz ve çiziyoruz. Arkadaş çizelim bakalım şunu. Şunu bir çizip ondan sonra C -tirle, C, C V yapacağım. Yok yanlış yaptım pardon. Şöyle şunu bir kopyalıyorum yandan. Neler oluyor burada? Dur. Şöyle C tırla C, C V. Arkadaş şöyle bir şey var elimde. Şunu da kopyalayacağım şimdi. Kenar uzunluğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İçinde belli bir miktarda su var. İçinde belli bir miktarda su var ve bunun üzerinden şimdi CTRL ve şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şunun üzerinde bir hamle yapalım. Farklı yüzeyleri üzerine oturtuldu. Arkadaş ilk baştaki cisimim şöyle bir şeyse eğer. Hani şöyle 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 şöyle. A, B ve C ise. AB şu kenar AB ise. Sonra AB kenarı üzerine yatıttırabilirim şöyle. Sonra BC kenarı üzerine yatıttırabilirim. Şu kenar üzerine yatıttırabilirim tabanını. BC. E ondan sonra hangi yüzey kaldı arkadaşlar? AB'yi yaptık, BC'yi yaptık, AC. AC yüzeyine oturduğum zaman da şu şekilde olacak. İçindeki suyun seviyeleri ne oluyormuş arkadaşlar? 3, 4 ve 5 oluyormuş. Evet şöyle koyduğumda suyun seviyesi 3 oluyormuş. Diğerinde 4 oluyormuş. Diğerinde de 5 oluyormuş arkadaşlar. Şu içindeki su miktarı şöyle olsun. Bir kere kabın içindeki su hepsinde aynı değil mi arkadaşlar? Hepsinde aynı. O zaman içindeki kabın içindeki su miktarları aynı olduğu için V sular birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Birinde yüksekliği 3 oluyor. Birinde yüksekliği 4 oluyor. Birinde de yüksekliği 5 oluyormuş. Suyun yüksekliği. O zaman V su neye eşit? A çarpı B çarpı 3'e eşit. Aynı zamanda B çarpı C çarpı 4'e eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda A çarpı C çarpı 5'e eşit değil mi? Aynen öyle. Şimdi buna göre V kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere bize de ne verilmiş? A çarpı B çarpı C'yi 480 olarak vermişler. İlk baştaki taban çarpı yüksekliği hacmi 480. E o zaman ben bunları kullanacağım. Şimdi şu ikisinin eşitliğini düşünecek olursam bu ikisinin eşitliğinde hocam A B çarpı 3 eşittir B C çarpı 4'ten. Buradaki B'ler gidince hocam 3 A eşittir 4 C olduğundan A dediğimiz 4K. B de C dediğimizde 3K mı oldu? Evet. Peki şu ikisinin eşitliğini düşünecek olursam. BC eşit BC çarpı 4. BC çarpı 4. AC çarpı 5 olduğuna göre C'ler gittiyse burada A 4K yazmıştık. A yerine 4K yazdıysam 20K. Bu da 20K ise o zaman burası da 5K mı olacak? Evet. Yani A dediğimiz 4K. B dediğimiz B dediğimiz ne oldu? 5K oldu. C dediğimiz de 3K oldu. Heh. yazalım yerine şimdi burada. 4K çarpı 3K. B dediğimiz 5K'ydı. 5K çarpı 3K'yı 480 olarak vermişler bize. Hadi bakalım. 4 kere 5 20. 60 mı yapıyor? 60. O zaman K küp de 480 bölü 60'tan 8 mi çıkıyor? Evet. K'yı da böylelikle 2 buluruz. K2 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? V isteniyor. V dediğimiz neydi arkadaşlar? E, suyun hacmi değil miydi? Evet. O zaman V dediğimiz v, v su. V su neye eşit olacak? Arkadaşlar V su soruluyor bize. A'yı zaten biz kaç bulduk? A dediğimiz 4K. 4K dediğimiz 8. 8 bulduk. B dediğimiz kaç K? B dediğimizde 5K. 5K dediğimizde 10 mu çıktı? Evet. 10 çıktı. O zaman V su neye eşit? V dediğimiz V suydu. 8 çarpı 10 çarpı 3 e eşit değil midir? Taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir. 8 çarpı 10 çarpı 3'e eşittir. 3 kere 8 24 çarpı 10'dan cevap da böyle 240'a eşit olur. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Yine sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Hoş soru. Gerçekten hoş bir soru olmuş. Dördüncü soruyu da böyle bulduk. Geldik beşinci soruya. İçi tamamen su dolu kare dik prizma biçimindeki bir kap ile yüksekleri bu kabın yüksekliğinin yarısına eşit olan kare dik prizma biçimindeki özdeş iki mermer blok. Evet burası haşken burası 2 haş verilmiş bana. Sonra mermer bloklar bütünüyle suya batacak içinde kabın içine konduğunda 1 bölü 16'sı taşıyor. Arkadaş bir tanesinin hacmine V dersen burası da V ise taşan kısım ne olacak? İçine su koyduk ya böyle şey bu, mermer blok koyduk ya hacmi kadar su taşırmaz mı arkadaşlar? Evet e taşan su V taşan 2 V ise 1 bölü 16'sı taşmaktaymış. O zaman 1 bölü 16'sı 2V ise bunun tamamı 32V yapmak zorunda değil mi arkadaşım? Evet. Yani 1 bölü 16'sı. Yani şöyle diyebilirsin. Hocam 2V bölü X eşittir 1 bölü 16 diyebilirsin. Taşan su 2V ya. 2V bölü X yani bunun hacminin kabın hacmin oranı 2V bölü X 1 bölü 16 diyebiliriz. Buradan da X yani bu kabın hacmi 32V çıktı mı çıktı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra buna göre diyor kabın ayrıt taban ayrıt uzunluğunun mermer bloklardan birinin taban ayrıt uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor bize. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şuraya ben bir x x taban ayrıtına, buraya da bir y y diyecek olursam. Hocam ben 32V'yi biliyorum. 32V neye eşit? Taban alan çarpı yükseklik. x kare çarpı 2h e eşit olacak. V'yi de biliyorum hocam. V de y kare çarpı h eşit değil mi? Evet, y kare çarpı h. eşit. E gel burada V ye yerine bunu yaz. 32 çarpı y kare çarpı h eşittir. x kare çarpı 2h olduğundan yani buradaki Hop. Bunun yerine bunu yazdım. Buradan ne geldi? Hocam açlar gitti. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 16 geldi burada. 16 y kare eşittir. X kare olduğundan her iki tarafın kareki yönü alınca 4 y kare. 4 y eşittir. X mi oldu? Evet. X dediğimiz 4 y oldu. Bizden kab kabın taban ayrıt uzunluğu yani X bölü ne isteniyor? Tab kabın tab taban ayrıt uzunluğunun mermer bloklardan bir birinin taban ayrıt uzunluğunun oranı. Y'ye oranı isteniyor. X 4y bulmuştuk. 4y bölü y isteniyor ve cevap böylelikle ne çıkar? 4 çıkar. Evet. 5. soruyu böylelikle denizli bulduk ve geldik 6. soruya. Ayrı uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu formülle bulunur. Yani kenarların ikişer çarpımının iki katı formülüyle bulunur. Bunu zaten biliyoruz. Özdeş iki dikdörtgenler prizması şu şekilde bir şekil bir, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi yapıştırıldığında yüzey alanları sırasıyla 94, 104 ve 112 oluyormuş. Tamam. Şimdi dur. Arkadaş şuraya A, buraya B, buraya C dersem eğer. Burası da C oldu. A, A, B, C oldu. A, B, B, C mi oldu? Evet. Yüzey alanına bak şimdi. Kenarlar ne burada arkadaşım? Kenarlar burada A, B ve 2C oldu. Bak şimdi. A, B ve 2C'nin kenarlarının ikişer çarptığının iki katı. Normalde A, B'nin iki katı. 2 ab Bak normalde şöyle yazacağım. 2 ab B artı e, şu ikisinin çarptığının iki katı. 2 BC bir de 4 BC yapıyor. E, 4 BC artı bir de şu ikisinin 2 iki katı kaç yapıyor arkadaşım 2 katı? O zaman bu 2 katı da 2 AC bir de çarptık 2 4 AC yapıyor. 4 AC. Yalnız burada bir şeyler olacak arkadaşlar. Bir de 2'ye bölünmüş hali desek daha iyi olmaz mı? Sanki daha iyi olacak. Yani direkt AB şu şekilde yazsak. Hani kenarların ikişer çarpımı 2 iki katı 94'e eşitleyeceğimize AB artı yani işlem kalabalığı yapmak istemiyorum. 2BC artı 2 tane AC. 2 tane AC. İşte bu neye eşit? 94'ün yarısına eşit. Kenarların ikişerli çarpımı 2 iki katı 94'e eşitse 2'ye bölünmüş halde o zaman kaç yapıyor? 47 yapıyor. Burası 47. Sonra ne yapalım? Şurası 2A, B ve C'lik bir prizma oluşturdum. O zaman 2A, B ve C. Şu 2 ab 2 abyi yazıyorum. Hemen yazıyorum. Artı. Sonra şu ikisinin çarpımı BC artı şu x'in çarpımı da 2 acm yaptı. Evet işte buradaki toplamda da kaçmış 104'müş kenarlar ikişerli çarptığında 2 iki katı 104 2'ye bölünmüş hali 52 yapar. Sonra burası a 2b ve c yaptı. a 2b ve c yaptığına göre o zaman şu x'in çarpımı 2ab artı şu ikisinin çarpımı 2bc artı bu ikisinin çarpımında ne oluyor arkadaşım? ac yapıyor. Bunun 2 katı 112'ye eşitse o zaman 56 mı yapacak 2'ye bölünmüş hali? Evet. Ben bunu biliyorum. O zaman burada bir taraf tarafa bir toplama mı yapsak? Ya da şunları eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasak mı? Bir şeyler gelecek mi? Valla yok. Taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Güzel bir şey gelecek galiba. Taraf tarafa topladığım zaman ne geliyor? Hocam 2 4 5 AB artı 5 BC artı 5 AC kaç çıkıyor? 7 2 daha 9 6 daha 15 elde var. 1 5 10 15 155 mi yaptı burası? Evet 155 yaptı. 5'e böldüğüm zaman da o zaman AB artı BC artı AC de ne eşit oluyor arkadaşım? 5'e böl. Normalde 5'e bölme kuralı ne yapıyor? 5'e at 2 ile çarp bir de 1 e ekledim 5 olduğunda. Yani 31 yapıyor. Evet bunu buldum. Elimde bu var. Benden ne isteniyor? O benden A çarp B çarp C isteniyor arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Elimde ne var? şu var. Bak dikkat. Dikkat şu var. Bu ve bundan dolayı bir şeyi bulabilirim. Dikkat yazayım. AB artı 2BC artı 2AC'nin ne olduğunu biliyorum ben. 47. Elimde de şu var. Hocam BC ve AC'den kurtulmam lazım. O zaman bunu ne yapmam lazım? Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplamam lazım şunda. Yani eksi 2 ile çarp. Eksi 2AB. Eksi 2BC. Eksi 2AC. Eşittir. Eksi 62 yapar. Taraf tarafa toplarsam kaç yapıyor? Eksi AB yapıyor. Eşittir. Şu da kaç yapıyor o zaman? 15 mi yapıyor? Galiba 15 yapıyor değil mi? Evet. Eksi 15 yapıyor daha doğrusu. Eksi, eksi 62 artı 47'den. O zaman buradan AB'yi kaç buluruz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. Tamam. Şimdi dur. Kafadan yapalım. AB'yi 15 bulduk. Şimdi şu ikisine bakalım arkadaşlar. Şununla şuna bakalım. Hocam. Eksi 2 ile çarp, taraf tarafı toplarsam AB'ler gidiyor. Ee, eksi BC kalıyor. Eksi BC sonra AC'ler gidiyor. Eksi 2 AC. O zaman burası 62 eksi. Eksi 62 artı 52. Eksi 10 mu yapıyor? Evet. Eksi 10 yaptığına göre o zaman BC'yi de kaç bulduk? 10 bulduk. Sonra şu ikisine çözüm yapalım arkadaşlar. Şu ikisini de şöyle kırmızıyla göstereyim. Şu ikisini çözüm yapalım. Yine eksi 2 ile çarp taraf tarafa toplarsam. Eksi 2 AB'ler götürüyor mu? Götürüyor şu ikisinde. Sonra bak şunu şu ikisini de yapıyorum. Dikkat et. Eksi 2 BC'ler götürüyor mu? Götürüyor. Eksi 2 AC artı AC. Eksi AC'ye geliyor buradan. Hocam eksi AC eşittir. Bu eksi 62 artı 56. O da eksi mı yapıyor. Evet. Buradan da AC kaç geliyor o zaman? 6 geliyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buradan ne bulmam lazım? Ben şunu bulmam lazım. A çarp B çarp C'yi bulmam lazım. Dikkat dikkat. Hocam AB çarpım var. BC çarpım var. AC çarpım var. Taraf tarafa çarparsam A kare B kare C kare geliyor. Bu da 15 çarpı 10 çarpı 6 değil mi? Her iki tarafın kare alırsam A, B, C eşittir. Kök 15 çarpı 10 çarpı 6. Bu 5 çarpı 3. Bu 2 çarpı 5. Bu da 2 çarpı 3 olduğundan. Hocam 2 tane 5 bir tane 5 olarak çıkar. Yani A çarpı B çarpı C dediğimiz V. Ee, bir tane 5 olarak çıktı. 2 tane 3 bir tane 3 olarak çıkar. 2 tane 2 de bir tane 2 olarak çıkar. Yani 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. A çarpı B çarpı C'yi böylelikle kaç buluruz? 30 buluruz. Buna benzer bir soru sınavda çıktı. Daha önce buna benzer bir soru yine bir önceki testte çözmüştük. Aslında aynı soru, e, aynı soruyu farklı bir şekilde yazdım sadece burada. Yüzeyleri yapıştırarak yazdım. Bir önceki testte de bu soruya dikkat et. O da farklı bir soruydu. Tamam, dikkat et. Hatta şöyle göstereyim mi o soruyu da? Dur, 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 dur. Nerede? İşte şu. Şu beşinci soru. Bak birbirinin benzeri soru yazmamış mı ÖSYM? E? Yazmış. Gördüğün üzere bu şekilde birbirinin benzeri soruyu yazmış. Yine aynı sorunun lacivertini karşımıza çıkartabilir dostum. O yüzden buna dikkat et. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Ha bu arada ben A, B, B C ve AC'yi bulduktan sonra e, keşke yüzey alanı istenilmiş olsaydı. Yüzey alanı istenilmiş olsaydı 2AB, 2BC, 2AC'yi alacaktım. Cevap o zaman 62 olacaktı. Evet neyse. Biz böylelikle cevabı 30 bulduk. Yani cevap akçay oldu. 6. soruda geldik 7'ye. Taban ayrı uzunluğu yükseklik uzunluğundan farklı olan karedik dik prizma biçimindeki bir tahta blok vardır. Evet bir tahta blok var arkadaşlar. Ve taban ayrı uzunluğu yüksekliğinden farklı olacak diyor bize. Bak yüksekliğinden farklı. Tamam hadi bakalım şunu şöyle bir çizelim. Yorumlayacağız. CTRL C, CTRL V yapalım. Ve sonra Şöyle bir karedik prizmayı elde edelim arkadaşlar. Karedik prizmayı elde ettik. Hatta şunu da şöyle bir kopyalayıp yine yapıştıracağım galiba. Dur bakalım. Şimdi bize diyor ki bu tahtanın altı yüzeyinden 2 yüzeyi sarı renge. Kalan 4 yüzeyinden 2 yüzeyi mavi renge. Ve kalan son 2 yüzeyinden de 2 yüzeyi de kırmızı renge boyalıyor. Tamam. Arkadaş 2 yüzeyini sarı renge boyayayım bakayım ben iki yüzeyi sarı renge. Mesela şu dikdörtgenler prizması. Ee, şöyle aldım şurayı. Sarı renge boyayayım. Hocam iki tabanı da ben sarı renge boyayabilirim. Değil mi? Dur bakalım. Dur. Boyamadan önce şunlara, şunlara bakalım. Sarı, mavi ve kırmızı renge boyanan yüzeylerin alan değerleri sırasıyla S, M ve K olmak üzere eşitliklerinden hangisi doğru olabilir? Sarı yüzey, mavi mavi yüzey ile kırmızı yüzey birbirine eşit olacak. Mavi yüzey ile kırmızı yüzeyin birbirine eşit oldu. Doğru olabilir diye soruluyor ya. Mavi yüzey ile kırmızı yüzey nerede birbirine eşit olabilir arkadaşlar? E hocam şu mavi bunu, bunlar olmaz. 4 tane yüzey şurada birbirine eşit olacak. E bu 4 yüzeyden 4 yüzeyden ikisini seçersem olacak. Yani mavi yüzey ve kırmızı yüzey. Arkadaş kırmızı yüzeyi şurası seçersem. Mavi yüzeyi de ön arka yüzey olarak seçersem. Evet ön arka yüzey olarak seçersem olay bitiyor galiba. Evet kırmızı yüzey ile mavi yüzey birbirine eşit oluyor mu böyleyken? Oluyor. Çünkü burası A burası A burası H A çarpı H kırmızı yüzeyler oluyor. Kırmızı yüzeyler ve mavi yüzeylerde yine A çarpı H'dan iki tane oluyor? Evet. E sarı yüzeyde sarı yüzeyi taban olarak seçersem olay bitiyor arkadaşlar. Şu şekilde seçtiğim zaman sarı yüzeyleri taban olarak seçtiğimde e, kırmızı yüzeyler yan yüzeyler ön arka yüzeylerde mavi yüzey olarak seçtiğimde bu sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Hocam sarı yüzey mavi yüzeyden daha büyük olacak. O ne zaman olur arkadaşlar? Ya sarı yüzeyine sarı yüzey arkadaşım a kare kırmızı yüzeyine kırmızı yüzey de a çarpı h. A kare a çarpı h'tan ne zaman büyük oluyor? A büyük h olduğu zaman oluyor değil mi? Evet a h'tan büyük olduğu zaman bu sağlanılabiliyor. Böyle bir sıkıntı yok. Tamam. Peki sarıyla mavi yüzey birbirine eşit olsa yani o zaman ben ne yapacağım? Şu şekilde bir seçim yapabilirim arkadaşım. Hop şunu aldım. Sarı ile mavi yüzeyin birbirine eşit olması için. O zaman şu ön arka yüzeyi böyle sarı yüzeyi olarak seçip. Mavi yüzeyi olarak da şu yüzeyi olarak seçersem arkadaşlar. Ön arka yüzeyi seçersem. O zaman kırmızı yüzeyde neresi oluyor arkadaşlar? Şurası oluyor. Kırmızı yüzeyimizde taban ve tavan olmuş oluyor. Tamam herhangi bir şekilde sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Evet sarı ve mavi yüzey Evet yan yüzeyler olduğu için A AH A 2 haş Ön arkada A AH 2 h, h Olabilir bu sarıyla mavi E sarıyla mavi yüzey kırmızı yüzeyden Büyük olabilir. E o zaman bu zaman e, Sarı yüzey Ne zaman olacak arkadaşlar? Şurası A A burası haşken Sarı yüzey A çarpı haş e, Kırmızı yüzey sarı yüzey kırmızı yüzeyden Büyük olsun diyor. Kırmızı yüzeyde neye eşit oluyor? A kareye eşit oluyor O zaman sarı yüzey Kırmızıdan büyük olması için H'ın A'dan büyük olması lazım değil mi? Evet ya da A küçüktür H olursa bu sağlanıyor. Öyle bir durumda olabilir. Onda da sıkıntı yok. Üçüncü de bunların üçü de birbirinden farklı olsun diyor. Bunların üçü de birbirinden farklı olacak şekilde küçüklük sağlanabiliyor mu? Arkadaşlar bakalım deneyelim. Eğer ben tabanını aynı renk seçersem diğer yan yüzeylerde ya yani tabanını mesela kırmızı seçtim. Diğer yan yüzeylerde birbirine eşit olmak zorunda. Onda bir sıkıntı yok. Taban aynı renk olursa, kırmızı olursa ya da sarı olursa ya da mavi olursa diğer yan yüzeylerdeki ikişerli ikişerli seçtiğim zaman o yüzeyler aynı oluyor. Peki ben şöyle seçebilir miyim? Tabanını sarı seçersem mesela. E, Tabanını da kırmızı seçersem mesela. Bakalım. O durumda neler oluyor ona da bir bakalım. Mesela o zaman ne kalıyor? Bu yüzeylerden bir tanesini sarı seçeceğim. Bu yüzeylerden bir tanesini kırmızı seçeceğim. O de şurası olsun mesela. E diğer ön ve arka yüzeyde ne kalıyor arkadaşlar? Ön ve arka yüzeyde şey mi kalıyor? Mavi mi kalıyor? Evet mavi kalıyor. Ön ve arka yüzeyde mavi kalıyor. O zaman AA şurası da H. Bak dikkat. Şimdi dikkat et. Sarı yüzey ne oluyor? Hocam sarı yüzey A kare artı A H oluyor. A kare artı A H oldu. Evet. Hocam kırmızı yüzey ne oldu? Kırmızı yüzeyde hocam. Kırmızı yüzeyde yine A kare artı A H değil mi? A. Şimdi biraz önce ne dedim ben? taban ve tavanı aynı renk seçtiğimde diğer iki yüzeyler mutlaka ama mutlaka aynı olmak zorunda oluyor. Zaten burada mavi ve kırmızı aynı. Sarı ve kırmızı burada aynı. Peki ya dedim ki taban ve tavanı farklı seçersem birini sarı mesela birini kırmızı seçersem E diğer dikdörtgenlerden bir tanesi kırmızı mutlaka diğeri de sarı mutlaka almak zorunda. Bak sarı alan akar artı ah. Burası kırmızı alan da akar artı ah yapıyor. Yani mutlaka ama mutlaka kırmızı renk ya da sarı renklerden bir tanesi Yine birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Yani küçüklük hepsi birbirinden küçük hikayesi oluyor mu? Olmuyor. Bu da çok güzel bir soru. Yani her durumda iki tane rengin birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burada hepsi birbirinden küçük olduğu için bu durum sağlanmıyor. Tekrarlayayım mı? Taban ve tavan aynı olacak şekilde seçtik ya mesela. Taban ve tavan aynı olacak şekilde seçersem yan yüzeylerin ikisi kırmızı, ikisi mavi oluyor mesela. Yan yüzeylerde mutlaka eşit renkler oluyor. E, taban ve tavanı farklı renk seçersem de mutlaka ama mutlaka bir sarı bir kırmızı ya da bir sarı bir mavi birbirine mutlaka ama mutlaka eşit oluyor. O yüzden birbirinden küçük renk diyemeyiz bu yüzeyler arkadaşlar. O üçüncüsü yanlış oldu. Bu da çok güzel bir soru. O zaman doğru cevap hangisi? 1 ve 2 oldu. Yani 7. soru balı kesir oldu. Ve geldik son soruya. Uçlarından ikisi açılmış olan bir tahta çubuğun gövdesi dik dairesel silindir. Evet, dik dairesel sinirdir ve uçları açılmış bu şekilde. Uçları da yüksekliği bir birim olan neymiş? Koni şeklindeymiş. Yüksekleri bir birim olan bir koni şeklinde. Evet, bu yükseklik bir birim olan bir koni şeklinde. Evet. Kare prizma şeklindeki özdeş tahta blokların taban ayrı uzunluğu iki birim olarak verilmiş bize. Burası da iki olarak mı verilmiş? Evet. Tahta çubuğun koni biçimindeki kısımları tahta blokların içine monte edilmesiyle oluşan H harfi şeklindeki gibi gösterilmiş. Evet. Tam koniler bunun içine konulmuş. Tam koniler bunun içine şöyle konuldu. Eyvallah. Tahta çubuğun monte edilmesinden sonra tahta çubuğun görünen hacminin %10 azaldığına göre diyor. Hmm. Şimdi %10 azalıyor. Arkadaş o zaman bu konilerin hacmi tüm hacmin kaçta kaçı? %10'u. E arkadaş %10'uysa bunların da yüksekleri aynıysa o zaman ben bunun hacmine 5V 5V diyeyim. Çünkü buradakiler kayboldu. %10'u kayboldu ya. 10V diyeyim konilerin hacimleri toplamına. Yani bunlar 5V 5V oldu. O zaman %10'u buradasıysa buraya da yüzde kaç kaçı kaldı? %90'ı kaldı. Burası da 90V mi yaptı? Evet. Bak dikkat. Burası 90V. Burası 5V 5V şeklinde oldu. Tamam. Buradaki H nedir diye soruluyor bize. Şimdi. Şimdi 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 ne yapacağız? Arkadaş buradaki santimetrenin de 1 santimetre olduğunu biliyoruz. Biz koni ve silindiri aynı anda gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hocam şu şekilde yapıyorduk. Silindir içine alıp böyle yorumluyorduk. Bu silindir içerisine alsam. Şu yükseklik bir birim değil mi? Evet. Koninin hacmi 5V ise silindirle koninin arasındaki hikaye neydi? 1'e 3'tü hocam. Şurası 5V ise şunun hacmi kaç V yapacak o zaman? Hocam bunun hacmi 5 kere 3 15 V yapacak. Çünkü ne demiştik? Bir silindir ile bir koninin tabanları aynıysa yüksekleri de aynıysa Şurası atıyorum V iken bunun hacmi 3V demiştik. E o zaman koninin hacmine ben 5V dedim ya burada. Şurası 5V ise buradaki hacim 15V olacak. Aynı şekilde buradaki hacimde hocam burası 5V ise buradaki hacimde 15V mi olacak? Aynen öyle. Ve dikkat et şuraya kadar 1 santimetre kısmı. Burada da 1 santimetre var mı? Var. Şimdi yükseklikler hacimlerle doğru orantılı değil miydi? Evet. Bak 15V hacminde 1 santimetre varsa 90V. 90V kaç katı arkadaşlar? 6 katı değil mi? Evet. Şöyle de diyebiliriz. 15V'de 1 cm varsa 90V'de hani silindirlerde yükseklerle hacimler doğru orantılıydı ya. 15V'de 1 cm varsa 90V'de kaç cm vardır diyebiliriz. Hocam kaç katı? 6 katı 6 katı soru işaretlediğimiz dediğimiz 6 cm yaptı. Burası 6 cm yaptı. Olay bitti o zaman. Hocam şuraya kadar kısmı ben 6 cm buldum. 2 cm burada. 2 cm burada. E o zaman 2'leri de ekleyince toplam yükseklik kaç yapıyor? 6, 4 daha 10 yapıyor. Yani yüksekliği böylelikle 10 bulmuş oluruz. Bu da çok güzel bir soru ve şuna dikkat edin kardeşim. Koni ile böyle silindir iç içe geldiğinde ben böyle o koniyi o silin koniyi içine alan bir silindir yapıyorum ve hacmi daha güzel bir şekilde buluyorum. İşte bu şekilde yorumlayıp da soruyu çok güzel bir şekilde yapmadık mı yaptık? Ee, şeyde de yanlış hatırlamıyorsam Böyle iki ucunda böyle oymuştu arkadaşlar kalem tıraşla. Bir kalemi kalem tıraşla açıp koni şekli elde etmişti. Yani aynı mantıkta çözülen bir soru ÖSYM'nin sorduğu soruda e, ben de bu şekle çevirdim. E, bu şekilde de Hüseyin'in yani son noktayı da babayla koyalım değil mi? Hüseyin'in yani babamızın adı neydi? Hüseyin'di. Bir H harfi yapalım dedik burada. Genelde H harfi, E harfi çok seviyoruz bunları. F harfi Fatma'nın F'si mesela değil mi? Sonra K harfi, Kenan'ın K'si, Kerem'in K'si. Değil mi? Bunları çok kullandık zaten. Bütün sülaleyi öğrendiniz. Şu kitap biterken arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle soruyu da 8. sorunun cevabında Cehan bulduk. Ve 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 olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. O zaman ne yapıyoruz? Amanın. çifte telli çalıp oynuyorduk değil mi? Evet gençler. Buraya kadar geldiysen sen bu işi bitirdin. Şimdi üçgenler bittiğinde TYT'de 5 en az 5 6 ya da 7 net yapabilirsin diye söylemiştik zamanında. Dediklerim de hep çıkıyordu değil mi? Sonra dikdörtgeni bitirdin kareyi bitirdin. TYT'de böyle fullleyecek duruma geldin. İşte dikdörtgen bitti. Ee, sonra şimdi dikdörtgen de bittikten sonra ya dörtgenler bittikten sonra 8 net garanti yapar duruma gelmiştin. Ama 2 net daha yapamıyordun çünkü katı cisimler konusu prizma konusu karşımıza geliyordu. Şimdi artık bu prizmalarla da İşi öğrendin. Artık teğetinde full yapabilecek seviyedesin. Aynı zamanda bir de ne öğrendin? Analitik geometri, çember ve katı cismi yine öğrendiğin için AYT'yi de artık son vuruşu yaptın. Yani AYT'de de artık full ya da full yakın yapabilirsin. Buraya kadar geldiysen çok güzel şeyler öğrendin. Ve geometriyi birlikte hallettik. Ama sözlerim, cümlelerim çok önemliydi. Ben geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri. Üçgenlerde de ne demiştim size? Dik üçgenin sonuna kadar sabredin demiştim. Sonrası çok güzel akar demiştim. D dediğim oldu mu? Oldu. Bir de asla ama asla bırakmayın demiştim size. Çünkü bıraktığınız zaman olmuyor. Yani sen üçgenleri anlamadın mesela. Ama dörtgenleri üçgenlerden anlattım sana. Bir taşta iki kuş vurduk. Hem dörtgeni anladın hem üçgeni anladın. Aa. Yani sen dörtgenleri anlatırken üçgendeki eksiklerini de kapattın ve bu işi çok iyi bir şekilde öğrendin. E sonrasında zaten bırakmadan devam ettin ve olayı bitirdin. Ama sana bir tavsiyem. Daha öncesinde de söylemişimdir. Analitik geometride ve katı cisimlerde mutlaka ÖSYM'nin sorduğu sorulara dikkat edin. Bakın bizler e, son 5 yılın sorularını hatta son 6 yılın sorularını o m, ÖSYM'de çıkmış soru veri yayınlarında çözmüştük. Oradan bakabilirsiniz. Kitabı elinizde ise çözün. Elinizde değilse indirip de çözebilirsiniz daha doğrusu. Biz orada çözmüştük. Çözümleri de oradan dinleyebilirsiniz ama son 10 yılın 12 yılın mutlaka katı cisim ve analitik sorularına bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. ÖSYM analitik ve katı cisimde birbirini tekrar ediyor. Son nokta söyleyeceğim nokta da bu arkadaşlar. Ama soruyu yapamadığın zaman en son şeyi söylüyorum. Genelde videolar boyunca hep söylediğim şeyi söylüyorum. Soruyu yapamadığın zaman ne yapıyorsun? Soruyu bir daha okuyorsun. Hangi bilgiyi kullanmadıysan soru içerisinde onu kullanmaya çalışıyorsun. Yani verilen bilgiye odaklanıyorsun beynin otomatikman çözüyor verilen bilgiye ya da bulduğun bilgiye odaklanınca mutlaka mutlaka çözülen soruya yani e, sorunun çözümüne rahat bir şekilde ulaşıyordun gözümüzle görmeyi değil de beynimizle görmeyi öğrettik size burada ve üçgen temelli bir öğretim yaptık her konuda üçgene atıfta bulunduk böylelikle bu işi de rahat bir şekilde öğrendik diye düşünüyorum artık yorumlara da yazarsınız gerçekten de öyle mi gençler Artık bundan sonrasını Denemeler. Denemeler. Bol bol deneme çözün. Denemelerde çözemediğiniz konulara şöyle bir bakın. O konularda tekrar için yeniden bu videolara bakabilirsiniz. Benlik bu kadar. Konu anlatımı kısmında bu kadar. Daha sonrasında size işte bireysel sorular, birebir sorular falan filan çözmeye devam edeceğim. Ben boş durmayacağım. E, deneme çözümleri falan filan hala daha yapacağım. Boş durmayacağım. Sizi geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Sonraki videolarda konu anlatımı olarak bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.